Genel izleyici. Yayın başlıyor. İyi seyirler. İde TV'den herkese merhaba. Bugün çok özel bir konuğum var. Kendisini çok uzun zamandır tanıyorum ben ve başarısına hayran kalıyorum. Astrolog, başarılı bir psikolog ve aynı zamanda çok başarılı bir rally şampiyonu Kübra Denizci Keskin bugün bizimle. Hoş geldin Kübra. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Bugün çok mutluyum. Konuk olarak seni aldığım için başarılarından söz edeceğiz bugün. Açıkçası çok heyecanlıyım. İlk programımızı seninle yaptığımız için tekrar hoş geldin diyorum. Hoş buldum. Ben de çok heyecanlıyım. Umarım keyifli bir sohbet olur. Şimdi birçok özelliğinden bahsettim az önce senin. Fakat çok yönlü birisin. Ben başarılarına hayranım. Ama seyircilerimiz de seni tanısın istiyorum. Kimdir Kübra Denizci Keskin? Tanıtır mısın bize kendini? Tabii ki ben Bursa'da doğdum. Gayet böyle keyifli, güzel bir hayatım varken 2004 yılında yüksekten düşme sonrasında bir omurilik yaralanması geçirdim. Aslında böyle çok hareketli, adrenalin seven bir çocuktum. Fakat tekerlekli sandalyeyle hayatıma devam etmem gerektiğini öğrendiğimde hayatım o noktadan sonra sıfırdan başlamak zorunda kaldı diyebilirim. Bu yaralanmayı yaşadıktan sonra uzun süre bir tedavi sürecim oldu. Yani yaklaşık 3 sene kadar böyle kendimi eve kapadığım, birazcık tekerlekli sandalyeye alışmaya çalıştığım bir sürecim var. Bolca fizik tedavi yaptım ve aynı zamanda sadece ailemden destek aldığım bir süreç. Fakat bu dönem sonrasında bir şekilde hayata tekrar geri dönmem gerektiğini aslında fark ettim yaşadığım bazı olaylarla. Daha sonra sizin dediğiniz gibi işte hayatımda farklı kimliklerle ön plana çıkmış oluyorum. 2 tane üniversite bitirdim. Daha sonra hayatımda sporun olmasını istediğim bir durum oldu ve ralli pilotu oldum. Bununla ilgili detayları veririm zaten program içerisinde. Aynı zamanda çok sevdiğim bir alan astroloji. O da hobilerim arasında yer alıyor. Evet, aslında bu kadar çok işi bir arada götürmek de çok zor. Baktığın zaman ben böyle seni takip ederken çok gururlanıyorum, çok mutlu oluyorum ve acaba diyorum bugün Kübra neler yapıyor, neler yapacak ve bu kadar başarının arasına bir de evlilik sığdırdın aslında. Evet. O nasıl oldu eşinle? Ben biliyorum aslında hikayesini ama biraz da izleyenlerimiz öğrensin. Şöyle benim aslında ralli pilotu olmakla ilgili müthiş bir mücadelem vardı. Çünkü otomobil sporları oldukça böyle başlaması zor bir spor. Neden? Çünkü hem maliyetlerin çok yüksek olduğu bir spor, hem aynı zamanda böyle Türk halkının çok da hakim olmadığı bir spor diyebiliriz. O yüzden otomobilin içerisinde kendimi müthiş özgür hissediyordum. Hızı çok seviyordum. Adrenalini çok seviyordum. Hep böyle hayalim yarışları izlerken bir gün ben de yarışacağım ve bir gün ben de ralli pilotu olacağım da aslında. Fakat bununla ilgili araştırmaya başladığımda aslında Türkiye'de bir örnek olmadığını gördüm. Dünyada da erkek olarak yarışan bir iki kişi vardı rallide engelli olarak ama kadın yine yoktu. O yüzden böyle bir araştırmam başladı. 2018 yılında bu araştırmalar için ilk adres olarak o dönemin böyle geçmiş rally şampiyonlarından biri olan Volkan Işık'a bir mesaj attım. Ama mesaj böyle sabahın 5.30'unda falan yazdığım bir mesaj. Hatta bana şey demişti. Yani bu kadar uykularını kaçıracak bir şeyse, bu kadar tutkuyla istiyorsan elbet yarışırsın demişti. Ben nasıl yarışabilirim diye sordum. O da bana dedi ki özel tertibatlı bir araçla yarışabilirsin. Bununla ilgili takımlarla görüşmem gerekiyordu. Federasyonla görüşmem gerekiyordu. Bu arayışlarım sürerken aslında 2018'den 2022'ye kadar böyle 4 sene boyunca benim müthiş bir mücadelem var yarışabilmek adına. 2022 yılında bir marka beni bir test sürüşüne davet etti. Çok güzel. Ben üstüne gittim. Aslında işte aşk hikayemin de başladığı nokta hep şey diyorum böyle otomobil aşkıyla gittiğim yerden hayatımın aşkını buldum falan diye. Ne kadar güzel. Evet, o dönemde eşim aynı zamanda bir ralli pilotu, yani geçmiş yıllarda yarışmış bir ralli pilotuydu ve aynı zamanda da Türkiye Otomobil Federasyonu yani TOSFET'te de çalışıyordu. Ve benimle o gün kendisi ilgilendi. İşte yarış aracına bindim, bana orada destek oldu vesaire. Böyle küçük bir karşılaşmamız oldu. Ama ben inanılmaz heyecanlıyım. Böyle müthiş fırtınalı bir gün ilk defa bir ralli aracına biniyorum ve yani o kadar yağmurluydu ki böyle spin attım falan, çok aşırı heyecanlı. İlk benim için zaten. Ve o benim oradaki heyecanımı, böyle mutluluğumu görmüş. Daha sonra bana sosyal medya üzerinden ulaştı. Yani ben bu yarışman için elimden gelen ne varsa yapmak istiyorum.
Şöyle bir durum oldu. Ben oraya hani bir takımla anlaşırım, markalarla anlaşırım diye gitmiştim. Ama öyle bir kapı bana açılmadı. O 2018'den 2022'ye kadarki aslında mücadelede o açılmayan kapılar sonucunda aslında eşim bana orada ben sana yardım edeceğim ve seni yarıştıracağım dedi. Biz Ne orada kadar güzel. evet müthiş bir iletişim halindeyiz tabii ki. Müthiş de bir aşk hikayesi doğuyor sanki Tabii buradan, tabii değil mi? aynen. Ve böyle ilk günden itibaren çok gerçekten iyi anlaştığımız, ortak bir tutkumuz var. O da sonuçta yarışacak ve 2023 yılında aynı zamanda yarışacaktı. 2022 ve 23'te kendisinin yarışına tekrar başlaması, benim o yarışma heyecanım falan birleşti ve bizim bir birlikteliğimiz oldu ve sonu da evlilikle sonuçlandı. Birlikte yarıştığımız bir platform haline geldi. Bu hayal aslında bizim için. Yani kader diyorum. Bence yani gerçekten kaderin bir oyunuydu benim orada karşılaşmam. Evet, aslında biraz burada astroloji de devreye giriyor. Şimdi sen aynı zamanda da çok başarılı bir astrologsun. Evet. Peki burada görmüş müydün ilk yarışında hayatının aşkıyla karşılaşacağını aslında? Öyle bir öngörün var mıydı? Orada çok enteresan bir hikaye var. Ben tabii ki herkes yani bütün astrologlar kendi doğum haritalarına da bakarlar ve ben yıllar Evet. önce yaklaşık böyle 3 yıl önce falan o gün piste gittiğim tarihi dolunayını yazmışım. Ve yanına da bugün senin için özel bir gün ve özel bir karşılaşma olabilir demişim. Ve ben o gün piste gidecektim. İşte böyle notlarım falan var. Anneme dedim ki hani gerçekten özel bir karşılaşma olabilir. Ben çok önemli bir günde gidiyorum piste davet edildim. Bir de ben bunu ayarlamadım yani. Beni o gün davet ettiler piste. O gün de o bahsettiğim dolunay olacak. Ondan sonra döndüm ben tabii ki. Annem dedi ki hani oldu mu? Dedi işte bekle karşılaşma falan. Olmadı dedim. Yani bilmiyorum gayet çok yağmurluydu. Çok anlayamadım ben. Hani zaten otomobile çok odaklandım. Çok fazla insan da görmedim zaten dedim. Ama aslında o karşılaşma gerçekten oldu. Daha sonrasında da tabii doğum haritalarımıza vesaireye baktığım bir süreçte oldu yani. Çok Evet. enteresan bir karşılaşmaydı gerçekten. Çok da güzel olmuş bence. Tam da zamanında olmuş. Evet. Hani en ilk yarışlara başladığın zaman çok da bir motive olmuşsundur aslında. Yani sevdiğin insanla birlikte yarışmak sana bence büyük bir konfor da sağlamıştır diye düşünüyorum bu anlamda. Kesinlikle yani şöyle söyleyebilirim. Motor sporlarının içerisinde yer almak istiyorsanız gerçekten bir mentora ihtiyacınız var. Yani ya size bunu işte bir para karşılığında bir takımdan bir hizmet alarak bir mentorluk verecekler ya da gerçekten benim gibi şanslı olduğunuz bir durumla karşılaşacaksınız. Ben şu açıdan çok şanslıydım. Hem federasyon kısmını bilen yani işin prosedürlerine çok hakim olan biri hem aynı zamanda kendi yarışmış biri ve hem de o sene içerisinde de bir yarış hazırlığı olduğu için araçlara çok hakim. Sonuçta benim özel tertibatlı bir yarış aracına ihtiyacım var ve Türkiye'de böyle bir araç yok. Yani bunu Bunu hazırlanmak özel olarak mı yaptırıyorsunuz? tabii yani bir rally aracı olacak ve onun üzerinde bir özel engel tertibatı olacak. Çünkü biliyorsunuz ben ayaklarımı kullanamıyorum. Ben elden kullanmam gerekiyor her şeyi. Bu da aslında baktığımızda bir Ar-Ge çalışması. Yani tek Evet, başıma yapabileceğim. kesinlikle. Çok güzel. Yani böyle gerçekten muazzam bir hikaye. Hem eşine tanışma hem de yarışlar. Peki dediğin gibi aslında dünyada tek, kadın olarak da tek. Evet. Yani nasıl bir duygu, neler hissettin bu dereceleri aldığında ve orada kadın olarak tek engelli pilot olarak yaşadığın mutluluk nasıldı? Nasıl tarif edersin Kübra? Yani şöyle söyleyebilirim. İlk önce ben tabii ki dünyadaki hani yansımalarından ziyade Türkiye'de yani ilk defa bir engelli bir kadın rally yapıyor ya da tırmanma şampiyonasında da yarıştım ben. Tırmanma şampiyonasında. Bu zaten müthiş bir gurur. Yani benim açımdan şu anlama geliyor. Hem kendi hayallerimi gerçekleştiriyorum. Hem benden sonra yarışmak isteyen kişiler olursa engelli bireyler benzer süreçlerden geçmiş. Onlara da bir kapı açmış oluyorum. Yani şu an bir yarış Evet. istese zaten bize başvursa biz ona bütün yöntemleri söyleyebiliriz. Benim kadar zor durumda olduğu bir şey yok yani. Benim çok uzun sürdü çünkü bu yarış sürecine hazırlanmam. Ve ben ilk Çanakkale'de bir yarışa gittim. Tırmanma yarışı. Ve bana Dünya Otomobil Federasyonu'ndan ulaştılar. Yani gerçekten o benim için bir şoktu. Hani Çanakkale'ye gidiyorsunuz küçük bir tırmanma yarışına ve size Dünya Otomobil Federasyonu'ndan ulaşıyorlar ve Çok dediler ki güzel. biz bu dünyayı duyurmak istiyoruz. Hani sizin Türkiye'de ilk olduğunuzu ve aynı zamanda ben daha sonra işte bu sene yarıştım Türkiye Rally Şampiyonası'nda ve Avrupa'ya gidince hayalimi gerçekleştirip yine Roma yarışında tekrar bir dünyaya duyurdular. Yani engelli bir kadın olarak Avrupa Rally Şampiyonası'nda yarışan dünyadaki tek kadın diye. Yani bu tabii ki müthiş bir duyguydu. Ve Kesinlikle. sonrasında da Bizim ikinci için de yarış. çok büyük gurur aynı zamanda. Yani ben şu an çok büyük gururla konuğumu ağırlıyorum burada.
Çok teşekkür. Dünyada tek bir engelli ralli şampiyonu bir kadınımız var ve benim çok uzun zamandır tanıdığım bir isim Kübra. Ben çok büyük gururla ağırlıyorum bugün seni burada ve çok da heyecanlıyım sen konuğum olduğun için. Bu güzellikleri birlikte paylaşmamız da çok güzel aynı zamanda. Tabii ki. Yani aslında baktığımızda mesela hep benim hayalim ve hayatımda olan insanlar, beni tanıyan insanlar hep benim yarışmak istediğimi biliyorlardı. Belki birçok insan için hani bu hayalden ibaret. Yani Kübra evet konuşmak istiyor ama yapacağıma inananlar da vardı belki. Ya da hani çok zor bir şey gözüyle bakanlar da vardı. Bugün o yolda beraber yürüdüğüm insanlar, sizin gibi insanlar da aslında hani bunu gerçekleştirmiş olmama gerçekten çok mutlu oluyorlar ve çok da destek veriyorlar. Hayatınızdaki insanların desteği gerçekten çok önemli. Yani çünkü tek başına yapılabilecek şeyler değil. Hayatta Değil mi? birlikte yapabileceğimiz birilere, bize inanan birilerine ihtiyacımız var. Kesinlikle. Sen bu konuda bir adım daha öndesin bence ilginden dolayı. Evet, biraz torpilliyim. Evet. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aslında biz bu yayını geçen hafta yapacaktık seninle. Ama geçen hafta küçük bir kaza oldu. İstersen ondan da bahsedelim. Bu arada büyük geçmiş olsun. Allah'tan çok büyük bir kaza değil diye umut ediyorum, değil mi? Yani aslında şöyle söyleyeyim, yaptığımız kaza büyük bir kazaydı ama Öyle otomobil mi? ciddi güvenlik önlemleri var. Yani zaten bir yarış aracının içinde roll cage'ler var ve zaten bunlar sizi ciddi anlamda koruyor. Yani bir kaza yapsanız da ki ben yaklaşık böyle 130 kilometrelik bir hızla takla attım. Yani çok hızlı Oo, bir takla ben aslında. çok detayını bilmediğim için Evet. aslında ben de burada öğreniyorum Sizi izleyicilerimizle korkutmak birlikte. istememiştim. Evet, bana küçük bir kaza demiştin geçen hafta. Aynen. Çok Ufak bir büyük kaza geçmiş. yaptım. Biraz dinleneyim dedim korkutmamak için. Büyük bir kaza yaptık ama hiç zarar görmedik. Yani hani burnumuz bile kanamadı. Takla Hiç attınız, öyle mi o takla attık. esnada? Evet. Oo. Çünkü bu yarış benim için biraz önemliydi. Bu sene şampiyonada bir tık böyle öne geçmemiz için ben lider gidiyordum şu anda şampiyonada. Fakat tabii bu takla sonrasında ikinciliğe düştük şu anda ama hala devam ediyoruz. İstanbul Rallisi var. O yüzden böyle çok hızlanmak istediğimiz bir yarıştı eşimle. Ve hatta böyle videolarımızda falan da şey diyorlar. Çok gaza getirmişsin Kübra'yı falan diyenler var böyle eşime. Ama takla attık. Tabii ki bu yani yarışın içerisinde, bu sporun içerisinde zaten bu kazalar da var. Benim ilk kazam. O yüzden birazcık tabii heyecanlandım. Yani kaza sonrasında hani bir şey olacak mı vesaire diye ama çok şükür biz de iyiyiz. Sadece biraz dinlenmemiz gerekti. O da stresten dolayı insan vücudunu biraz kasıyor galiba o yüzden. Çok büyük geçmiş olsun diyorum buradan tekrar. Bir daha yaşanmaz diye ümit ediyoruz ama ya da küçük kazalarla kapatalım Evet. diyorum bu konuyu. Evet Kübra'cığım, şimdi aslında ralli bizim için esas konumuz ama bir de diğer kimliklerinden de ufak ufak bahsetmek Evet. istiyorum. Galiba yeni bitirdin psikolojiyi ve bir artık uzman klinik psikologsun, değil mi? Evet, Biraz klinik ondan alanında bahsedelim teşekkür ederim. istersen. Şöyle eğitim hayatımla ilgili aslında şu yani şöyle bir kısa şey yapabilirim. Ben aslında Uludağ Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde okudum. Onun üzerine Bilgi Üniversitesi'nde bir yüksek lisans yaptım, MBA. Ve iş hayatım devam ediyordu. Yaklaşık 17 yıldır belediye meclisinde çalışıyorum. İş hayatım devam ederken aslında şunu hep düşündüm. Yani psikolojiye hep çok ilgim vardı. Ve ben tabii ki bu yaşadığım travma sonrasında birçok tedavi aldım. Yani bunlar hem fizik tedavi hem de psikolojik anlamda da destek için. Kendi hayatımı tekrar kurabilmek için ciddi anlamda destek aldığım zamanlar oldu. Ailem bu konuyu gerçekten çok önemsedi. Psikolojik anlamda kendimi iyileştirme, dönüştürme ile ilgili olan kısmı. Ve ben şunu fark ettim. Yani ben bir travma yaşadım. Fakat bu travma sonrasında asla travmadan çok daha güçlü çıktığım, kendime yeni bir kimlik oluşturduğum, iyileştiğim, dönüştüğüm bir sürecim oldu. Ve dedim ki kendi kendime, yani Kübra sen psikolojiyi bu kadar seviyorsun. Kendinin bir travma ve iyileşme hikayen var. Neden tekrar üniversite sınavına girmeyesin ki deyip pandemiden hemen önce 2017 yılıydı sanırım. Tekrar üniversite sınavına girdim ve psikoloji bölümünü kazandım. Harika. Bölümü bitirdikten sonra da klinik psikoloji yüksek lisansı yaparak travma sonrası iyileşme ve gelişme üzerine çalışmaya başladım. Yani aslında uzmanlaşmak istediğim alan ve üzerinde çok çalıştığım alan travma ve sonrası iyileşme süreci. Ve aynı zamanda da pozitif psikoloji kısmı. Yani kişi hayatına ne yaşarsa yaşasın, kendini bir dönüştürme, iyileştirme süreci olabilir. Ve bunun için de bir potansiyeli fark etmek gerekiyor ya. İşte pozitif psikolojiyle de aslında bunun üzerine çalışmış oluyorum.
Harika. Aslında sen anlatırken bir an şunu da düşündüm. İleriki yayınlarda neden olmasın haftalık programlarımızda psikolojiye değiniriz ve her hafta senin uzman görüşüne de başvurabiliriz. Müsaitliğimin olduğu her anda aslında ben mümkün olduğunca sesimi duyurmaya çalışıyorum. Farklı şeylerle ilgili. Yani çünkü biliyorum ki benim gibi benzer süreçlerden geçen birçok insan var. Kesinlikle. Ya da tam aynısı olmayabilir ama zorlu süreçler yaşayan birçok insan var. Güçlenebilmek, yeniden ayağa kalkabilmek, hayatı dönüştürebilmek açısından psikolojinin gerçekten çok önemli bir tarafı olduğunu düşünüyorum ve tabii ki seve seve destek olurum. Evet. Aslında şimdi günümüzde bütün toplum olarak bizim ihtiyacımız var. Çünkü her gün yeni bir olaya uyanıyoruz. Her gün maalesef ülkemizde yeni bir travmayla karşı karşıyayız. Aslında bizim de iyileşmeye ve yeniden ülkece toparlanma ihtiyacımız var. Bu konuda hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Evet. Mesela zaten travma tanımında psikolojide şu da var. Yani travmayı illa kendiniz yaşamış olmanız gerekmiyor. Travmaya şahit olmak, bizim şu anda toplumda yaşadığımız bazı işte o travmatik tecrübeleri görmemiz, duymamız aslında birinci dereceden travma yaşamış kadar bizi psikolojik anlamda etkiliyor. O yüzden dediğiniz gibi yani iyileşmeye çok ihtiyacımız var. Kesinlikle, kesinlikle. Bir de diğer kimliğinden bahsedelim. O zaman hazır buraya kadar gelmişken bir de astrolog kimliğimiz var bizim Kübra. Nasıl başladı bu hikaye? Aslında astroloji kısmı şöyle. Ben hayatımda 16 yaşındayken yaşadığım bu olay sonrasında birçok şeyi neden ve sonuç ilişkisi olarak hep araştırmaya çalıştım. Yani hani sonuçta 16 yaşında böyle bir şey yaşıyorsunuz ve neden ben dediğiniz çok zaman oluyor. Zaten hani gençsiniz, ergensiniz hatta. O yüzden çok böyle sorguladığım zamanlar olduğunda zaten çocukluktan olan ilgim, evde böyle bir sürü astroloji kitapları falan var, çok okurdum. Bu evden çıkmadığım 3 yıllık süreç içerisinde ve daha sonrasında bende çok daha büyük bir merak dönüştü. Yani sürekli böyle astroloji kitapları alıyorum, araştırıyorum vesaire. Hani bunun tutunduğu yer neresi astrolojinin, aslında bunu öğrenmeye çalışıyorum. Ve tam bu süreçte hocamla tanıştım aslında. Yani ben bir astrolojik danışmanlık almaya gitmiştim. O da bana demişti ki doğum haritanda müthiş bir enerji var senin. Sen kendin astrolog olabilirsin. Ben sana burs vereyim. Sen benim akademimde işte 3 sene boyunca oku. Ve sen kendin astrolojiyle ilgilen dedi. Oğuzhan Ceyhan. Teşekkür Ne kadar ediyorum güzel. kendisine de. Ve sonrasında ben onun akademisinde 3 sene okudum. Sonra Hakan Kırıkoğlu vardır yine Batı astrolojisi. Yine onda da 2 senelik bir eğitim aldım. Yani yaklaşık üniversite eğitimi kadar uzun süren böyle 5 senelik gerçekten böyle haftanın 2-3 günü geceleri ders aldığım bir sürecim oldu. Ve aslında psikolojiyle aynı şey. Yani yine meraktan geliyor. İnsanları tanımak, insanların potansiyellerini keşfetmek. Ben hep siz de biliyorsunuz astrolojiye şey olarak bakıyorum. Yani insanın kendi potansiyelini keşfetmesi ya da gökyüzünün şu andaki enerjisi potansiyeli nedir onu görebilmesi açısından bakıyorum. Çok da keyif aldığım bir alan astroloji. Peki şu an küçük bir tüyo verebilir misin? Bizi neler bekliyor? Bu süreçler böyle devam edecek mi? Ne yapacağız Kübra? Yani şöyle söyleyebilirim. Şu an biraz önemli bir dönemden geçiyoruz. Çünkü özellikle Eylül ve Ekim aylarında iki tane tutulma yaşadık. Ay tutulması ve güneş tutulması. Astrolojide hep şey derim var. Güneş ve ay tutulmalarının olduğu zamanlar hayatımızın biraz dönüşüm zamanlarıdır. Tabii toplumsal olarak etkiler farklı. Onlar ülke astrolojisi olarak bakıyor ama kişisel anlamda şunu söyleyebilirim. Yani tutulma dönemlerinde hayatımızı bir fırsat olarak değerlendirebilmek, yeni bir şeylere başlayacaksak bir adım atabilmek önemlidir. Özellikle böyle Aralık, Ocak, Şubat'ta biraz gökyüzünün retrolara büründüğü bir dönem olacak. O yüzden Eyvallah. mesajım şu olsun, bir şeyler yapmak istiyorsanız mümkünse Aralık başına kadar bunları yapın. Hayatınızla ilgili önemli adımları atın. Çünkü Eyvallah. o zaman bunu çok tavsiye etmeyiz onun için. Evet, çok güzel. Senden bunları duymak da bize yol haritamızı aslında gösteriyor. Nereye doğru gidelim, neler yapalım. Ben de Evet. biraz meraklı olduğum için biliyorsun bu Tabii. konular. Ama sen çok iyi bilirsin aslında şey çok önemli. Yani hani kişisel doğum haritaları, bizim doğduğumuz günün Kesinlikle. enerjisi bizim hayatımızda mutlaka bir potansiyel oluşturuyor. Asla mutlak bir kader değil ama bir potansiyel. Bizim seçimlerimizle şekillenen bir potansiyel. Ve kişisel anlamda da gökyüzünden aldığımız o etkiler hayatımızda mutlaka farklı şeylere sebebiyet veriyor. Güzel bir alan ama keyifli bir alan olduğunu düşünüyorum Evet astrolojinin. evet. Ben de seninle daha çok sevdim açıkçası bu alanı öyle söyleyeyim. Böyle o kadar güzel bir dille anlatıyorsun ki hiçbir zaman bir olumsuzluk yok ve her zaman motive edici konuşmaların açıkçası Kübra anlatsa biz de dinlesek diye bakıyoruz Teşekkür ederim.
Evet Kübra, çok güzel bir sohbet aslında ama ben açıkçası bundan sonra neler yapacaksın? Neler bekliyor bizi? Biz Kübra'yı hangi alanlarda böyle başarıdan başarıya koşarken göreceğiz? Neler diyeceksin bize? Yani şöyle söyleyebilirim, aslında çok fazla yapmak istediğim şey var. Ben hayatım böyle genelde hep planlı yaşayan bir insanımdır. Hayallerini hatta böyle hep şey derim. Her sene kendime böyle bir hayal tablosu yaparım, fotoğraflardan oluşan, ve bu benim için müthiş bir böyle olumlama örneğidir aslında. Ve kendime o koyduğum yerler, mesela işte yarışmadan önceki sene kendimi yarış tulumumla koyduğum bir fotoğraf vardı. Hatta bir sonraki sene yarışırken kendime o tulumu diktirdim özel olarak. Ne kadar Yani güzel. o şeyi yaşadığım için, o hayal gerçekleştiği için. Şimdiki hayallerim arasında ne var? Tabii ki ralli benim hayatımda şu an çok büyük bir yeri kapsıyor. Ve amacım uzun yıllar yarışmak. Şu an ikinci sezonumdayım. Çok da güzel geçiyor bu sezonda. Önümüzdeki yıl hem Türkiye Ralli Şampiyonası hem Avrupa Ralli Şampiyonası'nda bir sezon olarak yarışmak istiyorum. Bu sene Çek Cumhuriyeti'nde aldığım çok güzel bir başarı vardı. Kadın Evet. kısmında birinci oldum. Çok uzun Şahane. sonra aslında Türkiye'de böyle bir başarı geldi, özellikle kadın pilotlardan. Ve aynı zamanda da kendi kategorimde de üçüncü olmuştum. Amacım rally şampiyonasına Avrupa'da uzun bir sezon yaparak milli bir sporcu olmak. Onun haricinde psikolojik kısmını hem bireysel seanslarla devam ettiriyorum, hem de aynı zamanda motivasyon konuşmaları olarak yaptığım konuşmalarla da birçok insanın hayatına dokunmak istiyorum. Çünkü özellikle engelli bireylerin kendilerini böyle eve kapatmadan eğitimlerine, iş hayatlarına devam ettikleri, hatta mümkünse benim gibi farklı sporların, farklı hobilerin içerisinde yer aldığı, toplumumuzda daha görünür olduğu bir dünya benim hayalim. O yüzden bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağım. Tabii aynı zamanda astrolojiden destekleri almaya ve insanlara astrolojiyle de ışık olmaya da devam etmeye çalışıyorum. Çok güzel. Peki son olarak bizlere neler söylemek istersin Kübra'cığım? Yani hem psikolog kimliğine hem astrolog kimliğine bize son mesajın ne olur? Evet. Ben aslında biraz şeyden bahsedebilirim. Şu an gerçekten böyle toplumda birçoğumuzda olan aslında biraz böyle umutsuzluk, biraz yılmışlık, böyle Kesinlikle. keyifsiz bir ruh. Ortam var Aynen, aslında. maalesef. Ama ben şuna çok inanıyorum. Yani gerçekten o kelebek etkisi denilen şeyin havada bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani birbirimizin hayatlarına dokunarak bir şeyleri değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Evet. Bazen gerçekten bunlar çok kolay olmuyor. Ama ben hep bir adım atmaktan yanayım. Hep şeyi söylüyorum. Bir hayat amacı elde etmek. Yani bir şeyin peşinden koşmak. Akışta olduğumuz bir şeyin içerisinde olabilmek. Mesela bana yarışırken diyorlar ki aşırı yoruluyorsun. Yani neden bu sporu yapıyorsun? Gerçekten çok yoruluyorum çünkü. Kendi dezavantajlarımdan dolayı bedensel. Ama diyorum ki Bir akışta. de yarıştan ziyade çok da işle meşgulsün. Yani Evet. zaman ayırmak da aslında büyük başarı, değil mi? Aslında tabii her şeye yetişmeye çalışıyorsunuz. Yani yarışmak için Evet. mesela fizik tedavi almam gerekiyor. Öğle aralarında gidip yemek saatinde fizik tedavi falan alıyorum. Ama Ay. işte tam söylemek istediğim şey bu. Yani bir şeyi çok severek yaptığınızda gerçekten o şeyin içinde akışta oluyorsunuz ve Evet. o sizi bir şekilde mutlu ediyor. Yani her ne kadar umutsuz ve keyifsiz olsak da yapmak istediğimiz bir şeylerin peşinden koşup onun üzerinden böyle bir emek ve çaba sarf ettiğimizde birazcık daha mutlu insanlar haline geleceğimizi düşünüyorum. Ve toplumun birbirine böyle dokunan mutlu insanlarla da dönüşebileceğine ben inanıyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Hem arkadaşım olarak yayına katıldığın için hem de bu güzel sohbet için. Senin sohbetine doyum olmaz. İnşallah ileriki programlarda tekrar birlikte olalım diliyorum. İnşallah. Benim için de gerçekten çok keyifliydi. Bundan sonraki programları da zaten sıkı bir takipçisi olacağım. İnşallah tekrar da bir araya geliriz. İnşallah diyelim. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Evet. Bugün başarılarıyla dünyada tek ralli kadın pilotu olan Kübra Denizci Keskin'i ağırladık. Bir başka konukla tekrar İde TV'de olacağız. Şimdilik hoşça kalın. İdeler Dünyası'na hoş geldiniz.